Evet, 139. Dijital Doz'dan herkese merhaba. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi geçen haftalarda Sayın Ece Bozkayı kovmuştum. Sonra geldi, konuştuk, özür diledi, tekrar işe aldım. Yalnız dedi, hocam benim bir sıkıntım var, bana bakım lazım hocam dedi. Yolladık servisi Amerika'ya, bakalım. 3 hafta sonra teslim dediler. Tabii şimdi bu 3 hafta boyunca ne olacak derseniz arkadaşlar, bu 3 hafta boyunca dozunuzu ben oyun doktoru ve Asu hemşireden alacaksınız. Asu hemşire gel. Gel kızım. İşte arkadaşlar, tanıt kendini. Merhaba, ben Ayaskan ya da Asu diyebildiğiniz. Artık bu 3 hafta boyunca hakimiyeti biz ele geçirdik. Öyle değil mi doktor? Evet, daha fazla lafı uzatmadan isterseniz gelin bakalım geçtiğimiz hafta oyun ve eğlence dünyasında neler olmuş. Çok sevdiğimiz Mafya serisinin yeni oyunu Mafya 3 için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Peki ne var bu videoda derseniz, Thomas Burke adında Türk dizi oyuncusu tipli bıyıklı bir abimiz var. Anarşist bir kişiliğe sahip olan bu abinin videoda tanıtımını yapmışlar. Mafya 3 için heyecandan ölüyorum diyorsanız YouTube'a Thomas Burke yazıp izleyin. Tabii bu kadar heyecan duymuyorsunuz eğer Mafya 3'e karşı, ya şahsen izlemenize pek gerek görmüyorum. Peki bu oyun ne zaman geliyordu ya diyorsanız, Mafya 3 PC, Mac, PS4 ve Xbox One için 7 Ekim 2016'da gelecek. Oynadınız mı bilmiyorum ama Shadow of the Colossus gerçekten dönmeden önce mutlaka oynamanız gereken oyunlardan biri. Eğer Shadow of the Colossus'u seviyorsanız size bir güzel haberimiz var. Pray for the Gods diye Shadow of the Colossus'u andıran yeni bir oyun geliyor. Oyun sürekli kış mevsiminin yaşandığı terk edilmiş bir adada geçiyor. Etkileyici bir atmosferi var, kapışılacak devasa yaratıklar var ama oyunun başarılı olup olmayacağını elbette zaman gösterecek. 2017'nin Aralık ayında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için gelecek Pray for the Gods nasıl olacak merakla bekliyoruz. Eğer oynamadıysanız siz önce bir Shadow of the Colossus'a bakın diyelim. Bizleri 1. Dünya Savaşı'na götürecek olan Battlefield 1'i duyurulduğu andan itibaren büyük bir heyecanla bekliyoruz. Neden bu kadar heyecanlıyız? Çünkü 1. Dünya Savaşı'nı tecrübe edebileceğimiz doğru dürüst bir oyun pek yok. Yani bu alanda büyük bir eksiklik var arkadaşlar. Yani umarız Battlefield 1 beklediğimiz gibi olur da boşuna gaza gelmiş olmayız. Arkadaşlar biliyorsunuz oyunda ilkel silahlardan yakın muharebe silahlarına kadar pek çok çeşit silahla karşılaşacağız. Bunun için bir tanıtım videosu hazırlamışlar. Geliştiricilerin yorumları eşliğinde oyunda kullanabileceğimiz silahlar tanıtılıyor. Electronic Arts Türkiye'nin YouTube sayfasına girip eğer isterseniz bu tanıtım videosunu Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Büyük ihtimal biliyorsunuzdur ama biz yine tekrar edelim. Oyunda Osmanlı Devleti de olacak ve oyunu Türkçe altyazılı olarak oynayabileceksiniz. PC, PS4 ve Xbox One'ınız varsa Battlefield 1 21 Ekim 2016'da piyasada olacak. Haberiniz olsun. FPS tarihinin babalarından olan Quake serisinin online temelli yeni oyunu Quake Champions için bir oynanış videosu yayınlandı. Gözünü espor arasına diken Quake Champions herhangi bir senaryoya sahip olmayacak ve derecesine hızlı olacak. Ben FPS'nin hızlısını severim diyorsanız gözünüz Quake Champions'da olsun. 2017 yılı içerisinde PC için gelecek Quake Champions daha şimdiden büyük bir ilgiyle karşılandı. Bakalım Quake serisinin hızlı tarzı espor dünyasına nasıl bir etki yaratacak? Limbo'yu yapan Playdead'in yeni oyunu Inside'ın PlayStation 4'e geleceği resmen doğrulandı. Oyunu 23 Ağustos 2016 tarihinde alıp PS4'ünüz üzerinde oynayabileceksiniz. Platform temeline dayanan oyunda sisteme karşı direnç gösteren bir çocuğu yönetiyoruz. Yani Inside farklı yapısı ve oynanışıyla otoriteler ve oyuncular tarafından çok beğenildi ki biz de çok beğendik ve kesinlikle multiplayer tavsiyesi olarak oynayın diyoruz. Red Barrels'ın geliştirdiği hayatta kalma korku oyunu Outlast'ki maalesef 2017'ye ertelendi. Bu üzücü haber olmasa Outlast'ki yakın zamanda oynayabilecektik. Şimdi 2017 ilk çeyreğine kadar beklememiz gerekecek. Oyunu geliştiren ve bu erteleme kararının sahibi olan Red Barrels şöyle bir açıklamada bulunmuş. Bağımsız bir oyun stüdyosu olarak amacımız en korkunç olabilecek, en doyurucu deneyimi size en iyi şekilde sunmak. Oyuncuların hak ettiği deneyimde hiçbir şekilde taviz vermemek için oyunu ertelemek durumundayız. Anlayışınız için teşekkürler. Oyun inşallah gerçekten dediğiniz gibi doyurucu olur. Yoksa o korkunç deneyimi bizden çok siz yaşarsınız. Arkane Studios'un geliştirdiği ve Bethesda'nın yayıncılığını üstlendiği Prey için bir oynanış videosu paylaşıldı.
Morgan Yu isimli bir karakteri yöneteceğimiz Prey, 2006 tarihli orijinal oyunun yeniden yapımı. Bu yeni Prey'i ilk kez E3 2016'da duyduk. Yani insanlar heyecanlandı falan ama yani bu oynanış videosu bazı Prey hayranlarını pek tatmin etmedi. Yeni Prey, orijinal oyuna göre farklı bir tecrübe sunacağı benziyor. Artık neyin nesi olduğunu çıktıktan sonra anlayacağız arkadaşlar. Yeni Prey, 2017 içerisinde PC, PS4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak. Aklınızda bulunsun. Microsoft'un Xbox One için yayınladığı güncellemelerin sonuncusu olan yaz güncellemesi yayınlandı. Öncelikle Amerika'da çıkışını gerçekleştiren bu güncelleme artık Türkiye'de de kullanıcılara sunulmuş durumda. Peki ne var bu güncellemede? Arka planda müzik dinleyebilme özelliği var. 60 FPS video kaydı yapabilme özelliği var. Bunlar dışında Facebook üzerinden Xbox One arkadaşlarınızı bulabilme, Xbox One mobil uygulama ile çalışabilme, Game Up bölümünden en çok oynanan PC oyunları bakabilme gibi yenilikler de var. Bu özellikle ilginizi çektiyse koşun güncelleyin bence. Gerçeği aratmayan grafikleriyle dikkat çeken Kingsglaive Final Fantasy 15 filminin 19 Ağustos tarihinde ülkemizde de vizyona gireceği açıklandı. Final Fantasy 15 oyun olarak da Eylül sonunda PS4 ve Xbox One için gelecek. Tabi bu film tam olarak bir oyun filmi değil. Oyunda yaşananlara paralel bir hikaye anlatılıyor ama yani filmin oyundan farklı bir senaryosu var. O yüzden oyunu oynamadan filmi izlesem olur mu diye falan merak ediyorsanız olur arkadaşlar. Hatta Final Fantasy 15 evrenine ısınmak için çok daha iyi olur. Film animasyon olmasına rağmen o kadar yani gerçekçi gözüküyor ki Final Fantasy serisini takip eden biri değilseniz de filmin teknik başarısını görmek için mutlaka izleyin. Bu arada Final Fantasy takip etmeyen biriyseniz şunu da ilave edelim. Hani bunun ismi 15 diye ben ilk 14'ünü görmedim. Hani izleyebilir miyim falan gibi de bir şey olmasın aklınızda. Final Fantasy her seride bağımsız, farklı evrenlerde geçen, farklı konular anlatan bir seri. Filmin seslendirme kadrosunu da isterseniz size anlatayım. Seslendirme kadrosunda Game of Thrones'dan hatırlayacağınız Sean Bean, Lena Headey ve Breaking Bad'in Jesse Pinkman'ı Aaron Paul gibi isimler var. Evet, ülkemizde Kralın Kılıcı Final Fantasy 15 adıyla izleyeceğiniz bu film 19 Ağustos tarihinde vizyonda olacak. Disney'in ellerinde çok sayıda yeni projeyle hayatımızın içinde yer almaya devam eden Star Wars için bir televizyon dizisi de gelebilir. ABC kanalının sahibi Lucasfilm ile Star Wars'un olası televizyon dizisi için bir süredir görüştüklerini söylemiş. Yani eğer kaliteli bir iş gelecekse haftalık dizi programımızı Star Wars'a eklemekten memnuniyet duyarız. Star Wars'un genişletilmiş evreninde işlenebilecek Star Wars'un genişletilmiş evreninde işlenebilecek tonla hikaye var. Daha doğrusu vardı. Disney gitti, 10. yılın ürününü bir kenara attı. Şimdi yeni genişletilmiş bir evrenle geldik karşımıza. Bir yandan hoş güzel diyoruz, Star Wars adına yeni işler geldikçe seviniyoruz. Ama daha bu nereye kadar genişleyecek? Disney paraya doyana kadar diyeceğim ama doyacağını sanmıyorum. Umarız kaliteyi belli bir seviyede tutmayı başarırlar. Şimdilik bu proje hakkında elimizde net bir bilgi yok. Haber aldıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Dünyaca ünlü anime ve manga serisi Death Note'un Amerikan yapım live action film uyarlamasının kadrosuna Willem Dafoe'nun da katıldığı açıklandı. Nedir bu Death Note? Liseli veledin biri yolda bir defter buluyor, deftere kimin adını yazarsa o kişi ölüyor ve olaylar gelişiyor diyelim. Oldukça sürükleyici bir animesi var, tavsiye ederiz. Yani bir yerden sonra tadı kaçıyor ama olsun yani, yine de bir bakın. Hani ben okumayı tercih ederim diyorsanız da mangasını okuyun, iyidir, güzeldir. Yani yeni bir şeyler üretmektense sürekli uyarlama işlere yönelen Amerika Death Note'u da kaçırmadan hemen atlamış. Anime uyarlaması sinema filmleri çoğunlukla kötü oluyor. Yani özellikle Amerikan yapımıysa. Bu projeden de o yüzden pek bir beklentimiz yok ama Willem Dafoe'nun hatırına kesinlikle izleyeceğimizi söyleyebiliriz. 139. dijital dozu da tamamladık arkadaşlar. Ne diyoruz Asa Hemşire şimdi? Dijital toz bitti. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ece nerede? Ece'yi ne yaptınız?